arkadaşlar, İspanya Malaga'dan sizlere sesleniyorum. Yanımda da Opel GSC ailesinin üyesi Station Wagon Versiyon Sports Tour'la birlikteyiz. Ve bu çekimde bana sevgili arkadaşım Volkan Demirkuşak da eşlik ediyor. Şu an kendisi çekimi yapıyor. Birazdan yolda birlikte size detaylı olarak aracı anlatacağız. GSE yani Opel ailesinin plug-in hibrit modelleri. Öncelikle söyleyeyim, maalesef bu aile şu an için Türkiye'ye gelemeyecek. Ülkemizdeki aslında biraz vergilendirmeden kaynaklı, fiyatlandırmadan ötürü. Ama belli bir menzil, şu anki test aracım 60 km'ye kadar sunuyor. Elektrikli sürüşüyle, benzinli motoruyla gerçekten hem performansı hem de elektrikli sürüş keyfini bir arada sunan bir otomobil GSE. Aslında zaten Opel'in Astra'nın yüzünü biliyorsunuz. Station Wagon olmasından farklı, çok da aralarında tasarımsal olarak bir farklılık gözükmüyor. Ön vizörünü, kaputunu, farlarını ve arkaya doğru uzanan yapısıyla ben Station Wagon araçları çok seviyorum. Siz ne düşünüyorsunuz? Keşke ülkemizde daha fazla olsa değil mi? Yorumlara bırakın lütfen. Lafı daha fazla uzatmadan sevgili Volkan'la artık sürüşe geçiyoruz arkadaşlar. Ayçan arabalarından herkese merhaba arkadaşlar. Bugün size sevgili arkadaşım otomotiv gazetecisi Volkan Demirkuşak'la İspanya Malaga'dan sesleniyoruz ve Opel Astra GSE. GSE ile GSE lansmanı nedeniyle buradayız. Tam 3 farklı gövde tipiyle burada tanışıyoruz. Bugün de test aracımız hangisi Volkan? Sportster. Yani benim en sevdiğim versiyonlardan bir tanesi. Türkiye'de bundan Station diye geçiyor ya. Evet. Çok güzel yani. Aslında Astra almaya gittim normal ama vermediler mi sana Astra? Yokmuş. Dün Grandland'ı kullandık. Bugün de ikinci aracımız. Evet, bu Station Wagon kasa. Opel GSE. GSE ne? Kısaca onu anlatalım mı? Anlatalım. Şimdi Opel'in içerisinde markalar yaratılmaya çalışılıyor. Bunlardan bir tanesi aslında tamamen elektrikli olan E ailesi. Yani Mokka E, Corsa E gibi. Şimdi GSE yani GSE olarak adlandırılan versiyonda plug-in hibrit. Plug-in hibrit zaten senin izleyicilerin çok da iyi biliyordur. Evet. Şarj edilebilir. Dışarıdan şarj edilebilir. Bir elektrik destekli otomobiller. Özellikle şehir hayatında işi çok kolaylaştıran, günlük atıyorum rutinin senin 20-60-50 km yol yapıyorsan. Kesinlikle. Sadece elektrikle şarjla gidebileceğin, ki biz şu anda hala gidiyoruz biliyor musun Ayça? %57 kalmış ama tabii ekodayız değil mi? Ekodayız. Elektrik modunda gidiyoruz. Elektrik modunda ben akıyoruz. Böyle... Akıyoruz be. Ha? Yani şimdi aslında plug-in hibrit modellerin senin de dediğin gibi en güzel tarafı tamamen bize elektrikli sürüş sağlıyor olmaları. Tabii. Belli bir menzilde. Şu an bu kullandığımız araçta da yaklaşık bir 60 km'ye kadar batarya dolu olduğunda belli koşullar sağlandığında menzil veriyor bize. Yani şunu izleyicilere anlatmak lazım. Elektrikli otomobillerin aslında şu anda en verimli olduğu yerler şehir içleri. Dolayısıyla hani dur kalkın olduğu, yokuş aşağı gittiğin zaman tekrar rejenerasyon yapabildiği, pillere biliyorsunuz lastiklerden gelen, frenlerden gelen güç pillere tekrar depolanıyor. Dolayısıyla frene bastıkça, gazdan ayağımı çektikçe. Şu anda mesela ben öyle yapıyorum. Evet. Biraz da teknik verilerinden hızlıca bahsedelim mi? Tabii. 180 beygir benzinli. Güzel. 110 beygir elektrikli. Ama bu ikisi toplamı 290 beygir yapmıyor. Kaç yapıyor? Hemen kopya çekiyorum. 35 beygir. 225. Ah. Çünkü maksimum bu araç 235. Ben hep şeyi karıştırıyorum. Evet, o iki rakamı karıştırıyorum. Ama çok normal değil mi? Durmadan test araçları alıyoruz ve durmadan yeni verirler. Bilgileri şimdi taze aldık. Yani sonra evet, demeyin ki bu adam yanlış biliyor falan diye. Ya baktığınızda çünkü burada da 3 tane araç var ve 3'ünün verisi de farklı. Şimdi size mesela Grandland'a baktığımda onun 300 beygir olduğunu da söyleyebilirim. Grandland bayağı hakikaten enteresan ve 500 Nm galiba torku vardı otomobilin, çok sıkı. Evet, 520 onun da çok iyi. Şu anda gerçekten kullandığım otomobilin de torku 360 Nm. Evet. Fazlasıyla yeterli. Az önce söylemiş olduğum gibi sürüş modlarından şu anda ben elektrikten vazgeçersem otomobil bayağı gidiyor yani. Gidiyor. Hani hibrit moduna geçeyim. Ya 225 beygirden bahsediyoruz. Bak tabii. Yani şey değil. Bir de bence şanzımanla uyumu da çok iyi bu otomobilin. Yani bu şanzıman hakikaten güzel. EAT8. Güzel bir şanzıman. Çok. Otomobili böyle birazcık daha size bilgi verelim. Aslında Astra'yı bilenler açısından her şey ayrı ama bu otomobilin en temel özelliği plug-in hibrit olması. Ama biz size birazcık daha da otomobili hiç görmeyenler için de
bilgi verelim. Çok sade bir kokpit var. Güzel. Bütün tuşların ne olduğu belli. Yani böyle hangisine bastığımız zaman ne olacağını karıştırmayacağım. Üzerinde bayağı yazıyor yani. Her şeye uygun bir kokpit. AC ise AC, koltuk ısıtma ise koltuk ısıtma, şey. Direksiyon ısıtma ise direksiyon ısıtma. Kesinlikle. Koltuklarımız çok güzel. AGR sertifikalı. Arkadaşlar şöyle bir göstereyim, bakar mısınız? GSI yazıyor. Ya bir de Galatasaray'da onu da GSI yazdı. Galatasaray değil mi? Tabii. Bütün plakalar GSI zaten. Evet. Bize uygun. Çok rahat. Koltuklarım arada... ben baldır desteğini çok sevdim ya burada. Değil mi? Çok güzel. Bende de var galiba. Var. Bu arada AGR onaylı ne demek? Ondan da bahsedeyim bilmeyenler için. Arkadaşlar bu uluslararası bir sertifika, ortopedik böyle özel üretimin olduğu koltuklarda. Opel'de işte bu sertifikadan onaylı koltuklar. Opel buna çok güvenir. Yani evet. Opel'in zaten genelde eski Opel'lerden bahsedeyim. Birkaç tane böyle alameti faritası vardır. İyi yol tutuşu geçtim. O başka bir şey. Kesinlikle. Opel mesela şuna bayılırdı. Bizim far sistemimiz mükemmel. Yani o dönem premium markalarla yarışan far sistemleri vardı. Bize dergilerde test ederken onu gördük yani. Evet yani Opel atıyorum yine bir premium markayı işte dövmüş farda. Sonra da işte AGR sertifikası hakikaten Opel'in çok önemsediği noktalardan bir tanesi. Bu ne anlama geliyor? Siz şimdi uzun yolculuğa gittiniz, gezdiniz, dolaştınız. Ağrınız, sızınız olmamaya eliniz, olmuyor. Eliniz, çok rahat. Bence şey söylemişken, koltuğu söylemişken süspansiyona da değinelim Volkan. Süspansiyona, evet. Emre'nin de bahsetti. Dün toplantıda evet. Da yine Opel yöneticilerin açıkladı. Şöyle, şimdi Stellantis grubu altında Peugeot, Citroen, Opel, DS'in olduğu grupta her marka birbirinden besleniyor. Hepsi birbirinin iyi yönlerini alıyor ve bazılarını geliştirip devam ediyor. Opel de bu konuda süspansiyon konforunda Koni ile çalışmış ve direksiyon hareketlerine ve direksiyondaki sizin hissiyatınıza göre otomobil bunu hissedip süspansiyon sıkılığını, direncini yumuşak veya sert olarak ayarlayabiliyor. Dolayısıyla siz şu anda benim gibi sakin sakin seyrediyorsunuz. Çok konforlu gidebiliyorsunuz. Ama otomobili birazcık daha böyle gergin otomobil kullanmaya çalışıyorsunuz. Evet diyor ki otomobil süspansiyonun sertliğini ben bir ayarlayayım. Birazcık daha sert olayım ve dolayısıyla çok daha dinamik bir sürüşe imkan veriyor direksiyon ve süspansiyon konforu. Teknolojinin geldiği noktaya değil bakıyoruz mi? Arkadaşlar burada. Hep... Şey de söyleyelim mesela yani yine kardeş marka olduğu için mesela DS'te de uzun radarlar sayesinde yolun önündeki engelleri tarayıp çukurları, ona göre otomobillerin süspansiyon sistemini evet. Ayarlıyor ve size yine konforlu bir sürüş vaat ediyor. Yani aslında Opel'de ne kadar sportif genlere sahip, DNA'lara sahip bir marka olsa da kullanım özelliklerine göre size o konforu yaşatmayı vaat ediyor. Ben neyi sevmiyorum mesela size? Mesela şurada bir daha bir cam tavan olsaydı fena olmazdı. Klostrofobik bir hava yaratıyor böyle arkaya doğru özellikle. Bir de ben şu piyano bilekten hoşlanmıyorum yani. Şey, ya parmak izi oluyor sürekli. Ben Başak arkadaşlar, Burcu'yum. Arkadaşlar Başak Burcu. Baksana. Yani söyledi, ona bile dayanamadı yani. Sevmiyorum. Evet. Ne yapayım? Haklısın ama beni de rahatsız ediyor. Parmak izleri çok oluyor. Evet. Ama şey çok güzel değil mi? Şu multimedya ekranı. Premium araçlarda gördüğümüz. Çok güzel bir multimedya ekranı. Bir de bence çözünürlüğü falan da güzel. Yani bazı otomobillerde işte geri görüş kamerası falan filan biraz sıkıntılı olur. Ama hı-hı, bunda hiçbir sıkıntı yok. Gayet güzel, net. Bu arada yanlış yola girdik. Buluruz yolumuzu. Bak dönüş verdi. 150 verdi. Metre sonra. Navigasyonunda güzel çalıştığını bir kere daha söyleyelim. Arkadaşlar kaybolmazsınız burada, onu söyleyeyim. Yok. Direksiyon hissiyatı iyi. Direksiyon hissiyatı çok güzel. Zaten Opel'de şu ana kadar yani genelde kötü direksiyona pek rastlamadım yeni Opel modellerinde. Genelde malzeme kalitesine baktığım zaman farklı malzemeler seçilmiş. Kapı içlerinde böyle alkantara döşemeler var. Böyle karbon görünümlü bir malzeme seçilmiş. Üst tarafta nispeten yumuşak bir yine malzeme var. Kapı içlerinde deri var. Yani 3 tane farklı malzemeye aynı anda dokunabiliyorum. Ya bu da güzel. Zaten operasyonlardan biliyoruz değil mi bu tabii, detayları? Otomobil. Otomobil aynı otomobil zaten. Ve dokunuşunun da çok fazla olduğunu biliyoruz değil mi? Tabii. Baş mühendisi kadın, aynen malzemeyi, öyle. Rengi, otomotiv seçenleri kadın. Otomotiv sektöründe artık kadınların çok daha fazla yeri ve sözü var. O da güzel noktalardan bir tanesi. Olmasın. Niye olmasın canım? Biz gayet memnunuz. Bence her şey doğru. Bu arada bizim Volkan'la da ilk videomuz oldu. Ne zamandır böyle. Çekelim diyorum. Evet. Hatta çok yeni konuştuk. Sonra bu seyahat kısmet olunca. Gördün mü? Kullandı da değil mi? Demek ki isteyince oluyormuş. Aynen. Aycan'ın arabaları. Bu arada ben aslında Yaman'la çok video çektim. Siz de biliyorsunuz. Volkan aynı zamanda Yaman'ın
Yaman'la birlikte zaten ortaklar. Aynen, biz Yaman'la beraber 12 yıldır televizyon programı yapıyoruz Galatasaray TV'de. Yaklaşık bugün gibi 8 yıldır da Automotor Sport dergisinin yayıncısıyız. Güzel, keyifli birlikteliğimiz var. Arada ben de böyle yeşillik böyle olarak onların çekimlerine... Keyifli, büyük keyifli. Sağ olsunlar. Gerçekten benim de yola çıktığımdan beri ilk yol arkadaşlarım kendileri ve dostumuz böyle devam ediyor. İnşallah yeni çekimlerde, yeni ülkelerde, yeni çekimlerde, yeni otomobillerde karşınızda olmak üzere. Hoşçakalın. Televizyoncu konuşuyor. Aynen öyle. Ama yalnız bir şey söyleyeceğim. Volkan'ın bir de bundan farklı olarak tekne, doğru mu söylüyorum? Ya tekne. Üzerine de hem dergisi hem de YouTube kanalında çok aynen güzel öyle videoları var. Eğer bununla ilgili bekleriz de merak ediyorsanız. Otomobil, tekne ve saatle alakalı her tür şey için bekleriz. Volkan Demirkuşok Instagram hesabından da kendisini takip edebilirsiniz arkadaşlar. Kendinize çok iyi bakın. İspanya Malaga'dan sevgiler, selamlar. Hadi hoşça kalın. Bye bye.